Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir yılın daha sonuna geldik haliyle farklı farklı alanlarda geçtiğimiz yılın muhasebesinin yapıldığı videoları görmeye başlarsınız. Tabi bizim için geçtiğimiz yılın savunma sanayi ve dış politikadaki yansımaları önemli ve bugün savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Zaten Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında destan yazıyordu ve artık uzun süreli projelerin de olgunlaşma sürecine girdik. Bundan sonra her yıl biraz daha önemli olacak. Çünkü savunma sanayinde birçok teknoloji yıllar süren bir süreçte geliştirilir. Yani aslında birçok projeye başladığınız yıl onun sadece tohumunu atarsınız. Ondan belki 5 yıl, belki 10 yıl, hatta belki 20 yıl sonra meyvesini alabilirsiniz. Ciddi zaman gerektiren birçok projenin tohumunu da Türkiye 2010'lu yıllarda attı. Haliyle artık yıl sonu muhasebesi yaparken çok daha gelişmiş sistemleri konuşuyoruz. Bu yıl içinde bu geçerli. Türkiye 2022 yılında savunma sanayiinde resmen destan yazdı. Bu videoda kısaca Türkiye'nin 2022 yılı savunma sanayi karnesini oluşturalım. Yıl sonlarında yapılan bu tarz özetleri önemsiyorum. Çünkü ayrı ayrı konuştuğunuz projeleri derli toplu görme imkanı yakalıyorsunuz. Bu da o senenin ne kadar başarılı geçtiğini en iyi anlatan özet oluyor. 2022 yılı da Türkiye için savunma sanayi alanında güzel bir özeti hak eden bir yıl oldu. Çünkü kara sistemlerinden hava ve uzay çalışmalarına, deniz sistemlerinden bütün alanlardaki kritik alt sistemlere kadar birçok alanda yapılamaz denen şeyler yapıldı. Ve bahsedeceğimiz birçok proje beklenenden hızlı tamamlandı. Çünkü Türkiye son son yıllarda türlü türlü bahanelerle yediği ambargoları telafi etmek zorundaydı. Birçok çalışma bu ambargoları telafi etmemizi sağladı. Devam eden çalışmalar da tam anlamıyla bağımsızlığımızı kısa sürede sağlayacak gibi görünüyor. Yani bugün konuştuğumuz her ürün aslında Türkiye'yi bağımsızlığa bir adım daha yaklaştırma potansiyeline sahip. 2022 yılının en önemli haberlerinden biri şüphesiz Bayraktar Kızıl Elma'nın gökyüzüyle buluşması oldu. Özellikle son 2-3 ayda otomatik taksi testinden ilk uçuş testine giden hızlı bir seriye şahitlik ettik. Bu proje bu yılın en önemli konu başlıklarından biriydi. Çünkü dünyada savaş sahalarında insanlı sistemler artık yerlerini insansız sistemlere bırakıyorlar. Ve bu çalışmaların zirvesi insansız savaş uçakları olacak. Bayraktar Kızıl Elman'ın gökyüzüyle buluşması dünyada bu konudaki öncü ülkelerden biri olacağımız anlamına geliyor. Tabi artık insansız sistemler ön plana çıksa da daha uzun süre insanlı sistemlerde önemini koruyacak. Ve bizim bu tarz çalışmalarda en önemli projemiz Milli Muharip Uçak Projesi. Özellikle F35 programından çıkarıldığımızdan beri bu projenin önemi kat kat arttı. O yüzden buradan gelecek haberler her zaman önemini koruyor. Ama milli muharip uçak projesi öyle 2-3 yılda tamamlanabilecek bir proje değil. O yüzden bu yıl ilk uçuş haberini falan değil de üretim bandında görüntülendiği haberini aldık. Uçağın son montaj hattında bir resmi paylaşıldı. Yani artık montaj hattına girdiğini biliyoruz ve belki de daha da önemlisi uçağın ilk uçuş tarihi güncellendi. Normalde ilk uçuş 2025'te olacaktı ama 29 Ekim 2024'e çekildi. İnşallah en kısa sürede o sahneyi görmek bizlere nasip olur. Çünkü o proje Türkiye'nin bütün zincirlerini kırıp atması anlamına geliyor. Tabi Türk savunma sanayi dediğimiz zaman insansız hava araçlarını ayrı bir başlık altında konuşmazsak olmaz. 2022 yılı boyunca SİHA teslimatları devam etti ve ordumuzun elini güçlendirdi. Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2 ve Kargo gibi platformlar düzenli olarak teslim edildi. Özellikle benim gibi asker ailesi olanlar bu teslimatların önemini çok daha iyi anlıyordur ve belki bu teslimatlardan daha da önemlisi sihalarına ateşledikleri mühimmatların çeşitliliği bu yıl oldukça arttı. Özellikle Akıncı TİHA birçok yeni atış testi yaptı. Teber 82, KGK Siha 82, LGK 82 Solun minyatür bomba ve TRG-230 İHA artık insansız hava araçlarımızdan da atılan mühimmatlardan oldu. Bu mühimmatların hepsi elbette ayrı ayrı önemli. Ama TRG-230 İHA füzesini ayrıca konuşmak lazım. Çünkü bu atışla birlikte Türkiye ilk havadan karaya süpersonik füzesini 100 kilometre üzerindeki hedefe tam isabetle göndermiş oldu. Yani diğer bir deyişle biz SİHA'dan bir balistik füze ateşlemeyi başardık. Ve yanlış bilmiyorsam bunu dünyada ilk yapan ülke biziz. İnsansız hava araçları ile ilgili gerek Gelişmeler bunlarla da sınırlı değil. Farklı amaçlara hizmet edecek İHA'larda da gelişmeler yaşandı. Mesela mühimmat bırakan insansız hava aracı boyga ilk kez envantere girdi. Aynı şekilde Togan'ın ilk teslimatları da yapıldı. Togan keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilmiş bir sistem. Özellikle Alpagu ve Kargu ile sürü İHA konseptinde çalışabiliyor. Togan düşmanı bulup işaretliyor ve kamikaze ihalarımız olan Alpagu ile Kargu işaretlenen hedefi imha ediyor. Bu yılın en önemli haberlerinden biri de Kerkes projesinin başarıyla tamamlanmasıydı. Kerkes mini ihalarımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan bir proje. Biliyorsunuz GPS ABD'nin kontrol ettiği bir sistem ve bunu istediği zaman karartabiliyor. Daha önce Suriye'de bunu defalarca yaptı. Herhangi bir çatışma ya da harekat anında bize yapmayacağının da bir garantisi yok. O yüzden bu proje önemli herkes projesi sayesinde haberleşmenin olmadığı yerlerde mini ihalarımız sensörleriyle aldıkları veri ve görüntüleri işleyerek konumlarını kestirebilecekler. Ve bu projeyle oluşturulan harita yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde ihalarımız görev yaptıkça günden güne daha da geliştiriliyor. Bu yıl havacılık alanında önemli ihracat haberleri de aldık. Bayraktar TB2 ve Anka gibi sistemlerin yeni yeni ihracat haberleri geldi. Ama daha da önemlisi Atak helikopterimiz ve Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi. Atak helikopterinin ilk ihracatı Filipinlere yapıldı. Akıncı'nın ilk ihracat sözleşmesi yılın başında imzalandı. Ama hangi ülkeyle imzalandığı açıklanmadı. Muhtemelen Ukrayna'dır diye tahmin ediliyordu. Ve bu yıl içinde 4 ülkeyle daha ihracat sözleşmesi imzalandı. Yani 2022 yılında Akıncı 5 ülkeye ihraç edildi. Özellikle Doğu Akdeniz gerginliklerinden sonra deniz kuvvetlerimiz ayrı bir önem kazanmıştı. Bu yüzden bu alandaki çalışmalarda hızlandırıldı. Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olan TCG Ufuk bu yıl hizmete girdi. Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis havuza çekildi. Selman Reis'in de ilk kaynak töreni yapıldı. Ama deniz tarafında esas bombalar insansız deniz araçlarında patlatıldı. Ulak, Salvo, Sancar, Mir Albatros, Marlin gibi insansız deniz aracı projeleri bu yıl çok ciddi ilerleme kaydetti. Birçoğunun ortaya çıkışı bu yıl içerisinde oldu. Tabii bu kadar fazla insansız deniz aracı ortaya çıkınca da sürü çalışmalarına hız verildi. İnsansız deniz araçları üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğunu düşündüğümüzde kolayca görebiliriz ki en az insansız hava araçları kadar önemli çalışmalar burnumuzun dibinde hiçbir zaman rahat durmayan bir Yunanistan var ve Adalar Denizi'nde bu insansız deniz araçları Yunanistan'ın kabusu olabilecek sistemler. Kara araçlarında da bu yıl içerisinde hareketlilik devam etti. Bu yıl içerisinde tarihimizin ilk tank ihracatını yaptık. Kaplan MT orta sınıf tankları Endonezya'ya teslim edildi. Ve Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatı da yapıldı. Bu yıl füzeler açısından da oldukça verimli bir yıldı. Az önce farklı platformları konuşurken zaten bir kısmından bahsettik. Ama 2022'nin füzeler konusundaki en bomba haberi tahmin edersiniz ki Tayfun'du. O yüzden de test satışı çok ses getirdi. Tayfun'un menzilinin 560 kilometre olduğu açıklandı. Ama daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu menzilin 1000 kilometreye çıkarılacağını yandan da bahsetti. 1000 kilometre menzilde çok küçük bir sapma payıyla Tayfun'un neler yapabileceğini bilen bütün bölgesel aktörler bu haberle fazlaca ilgilendiler. Yine aynı şekilde portatif bir hava savunma füze sistemi olan Sungur tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla ordumuzun envanterine girdi. Hisar O sisteminde ilk RF arayıcı başlıklı test füzesi atışı yapıldı. Mini İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi ilk kez envantere girdi. En bomba haberlerden biri de motor alanından geldi. Son ve atma Füzelerinde kullanılacak KTC-3200 turbojet motoru teslim edildi. Yani milli seyir füzelerimizin artık motorları da milli oldu. İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT-12,7 mm makineli tüfekte bu yıl seri üretime geçti. Yani kısaca özetlersek 2022 yılı Türkiye için savunma sanayi alanında destan yazılan bir yıl oldu. Bütün gelişmelerden mümkün olduğu kadar kısa kısa bahsettim. Bazılarını tek cümleyle geçtim çünkü gelişme çok fazla ve hepsini ayrı ayrı konuşsak 3-5 saatlik bir video yapmamız gerekir. Ki zaten videolarda geriye doğru gittiğinizde bu yıl bu gelişmelerin hepsini kanalda konuştuğumuzu göreceksiniz. Merak ettiğiniz herhangi biriyle ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Bu yıl çok verimli bir yıldı. Önümüzdeki 2023 yılı için söyleyebileceğim tek şey daha da verimli olacağı. 2024 çok daha güzel geçecek. 2025 harika olacak. 2026'da destan gibi bir sene bizi bekliyor. 2027'yi sormayın.